Hatice abla! Hatice abla! Ezan okundu. Hatice ezanı duyunca herhalde bu da son ezanımız olur dedi. Ben de öyle deme dedim. Allah büyük, yine geliriz. Sonra koştura koştura işte ondan sonra yine hareketlendik. Tam nehre geldik. Hızlıca bota bindirdiler. Asker geliyor diyorlar. Işık. Nehrin ortasına kadar geldik. Bir anda bot takla attı, alabora oldu. Ya olabilir mi diyorum. Allah'ım ben ölürsem hepsi ölür. Ne olur diyorum, güç kuvvet ver. Ahmet, Esat, Mesut diye bağırdım. Sesleri yok. Birkaç defa bağırdım. Sağa sola baktım, sesleri yok. Allah mahşeri yaşattı. Elimden gitti. Elimden gitti hepsi. Adım Murat Akçabay. 8 Temmuz 1982'de Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde doğdum. İlköğretim, lise bittikten sonra 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Matematik bölümünü kazandım. Okul bittikten sonra İstanbul'da öğretmenliğe başladım. 2010 yılında Hatice ile tanıştım. Mayıs ayında nişanlandık. 3 Ekim 2010 yılında düğünümüz oldu. 3 çocuğumuz vardı. Ahmet Esat 31 Ekim 2012'de dünyaya geldi. Mesut 31 Ocak 2014. Bekir Aras'ımız da 19 Nisan 2017'de dünyaya geldi. Bekir Aras. Hatice mükemmeli arayan bir insandı. Yaptığı her işte. Hangi işle uğraşırsa uğraşsın mükemmeli arar. Ta ilkokul sıralarından, ilköğretim, lise hep birinci olmuş. Üniversite sınavında derece yapmış. Üniversiteyi bitirmiş, işe başlamış, iş hayatında hep başarılı, dereceye oynayan. Aile hayatı öyle, dersleri öyle, kulluğu öyle. Hangi işe el atıyorsa onu mükemmel yapmaya çalışan bir insandır. Yapı olarak da kendisini düşünmez. Öyle bir yapısı yoktur. Fedakarlık ön plandadır. Canının kıymeti yoktur. Ailesi için, sevdikleri için, davası için yaşayan bir insandı. Eve misafir geleceği zaman koştur koştur eve gelir. Bir masa hazırlar, böyle kendini yiyip bitirir. Yapma derim, bu kadar hazırlama. Çünkü bir bunun hazırlaması var, bir toplaması var. Bir sonraki gün kalkıp sabahları işe gidiyorsun. Artık bir gün oturduk konuştuk, bak bu kadara gerek yok. Gerek yok çünkü koşturuyoruz yani herkes gibi. Ama misafir gelir, konuştuğumuz menünün dışında bir bakarsınız yeni şeyler gelmiştir. Yeter ki misafir, karşıdaki muhatap memnun olsun da kendisinin canının kıymeti yoktur. Hatice, hayatımda tanıdığım en cömert birkaç kişiden biriydi. İlk evlendik. Bana demişti, bugüne kadar aldığım maaştan hep tam burs verdim. Müsaaden olursa yine tam burs vereceğim. Tabii dedim, senin hayırına engel olamam. Hep tam burs verirdi. Bir sadaka verecek oluruz, bir yola çıkacağız herhangi bir sebepten. Torpidoya bir şey at derim, sadaka at derim. Hatice, sonra bakarım. Attığı sadaka değil, burs takılırdım ona. Derdim ki sen bundan sonra sadaka verme. Senin verdiğin burs, sadakaları ben vereceğim. Böyle gözü gönlü bol bir insandı. Hatice okurdu, çok ciddi. O okurdu, ben dinlerdim. Sinemaya giderdik bazen. Gittiğimiz hiçbir sinemayı sonuna kadar izleyemedi, hep uyurdu. Yorgunluğun etkisi olabilir de, ilgisi kitaplara. Çok kitap okurdu. Haliyle bu birikim oluşturmuştu. Bazen sorular sorardım ben ona. Sadece sorduğum sorunun cevabını verir. Daha fazla açmaz. Çocuğunu giydirecekse mesela Hatice en güzelini giydirmesi lazım. Çocuğunun en çalışkan olması lazım. Oyun vakit ayırır buna. Üzerine gider, gayret eder. Ders çalışması da yani kendi yapısından. Eskiden yani ta ilkokul sıralarından itibaren derece yapmış. O başarıyı üniversite sınavında da dereceyle göstermiş. Karamanlı. Karaman merkezden. O sene işte Karaman'da dil üzerine birinci olmuş. Her insan eşini, çocuklarını sever. Hatice derdi ki herkes seviyor eşini, çocuğunu ama hiç kimse
benim kadar eşine ve çocuklarına düşkün değil. Sadece Ayşe'yi görüyorum derdi benim kadar düşkün olan. Ayşe ablası öyleydi. Kendisi kadar eşine ve çocuklarına düşkün olan kimseyi ben de tanımıyorum. İyi ki doğdun Ahmet Esat. Ahmet Esat büyük göz ağrımız. Yanımızda yeri farklıydı. Sadece bizim yanımızda değil, dedelerin, nenelerin yanında, amcalarının, teyzelerinin farklıydı Ahmet Esat. Yapısı da farklıydı. 6 yaşındaydı. En son vefat ettiğinde 20 yaşındaki insanın olgunluğu vardı. Ahmet Esat'a bir şey söylersiniz bir defa, artık o onda kalıcı hale gelir. Yani çocukları vatan sevgisi, ahlak, doğruluk, küçüklükten itibaren öyle yetiştirmeye çalıştık. Bu söylediğiniz şeylerin Ahmet'te tam karşılığı vardır. Ahmet Esat'a bir defa söyleyince yere çöp atmamak lazım, artık o bitmiştir. Ahmet Esat yere çöp atmaz. İşte aile sevgisi, akraba sevgisi, milli takım sevgisi, Galatasaray sevgisi Ahmet Esat için olmazsa olmaz. Bir defa bunu olması lazım diye düşünür, artık onun peşindedir. Ahmet Esat fedakar bir çocuk. Kendi sevdiği bir şey olsun, kardeşi istesin, geri çekilir, bırakır, o yesin diye. Bu abilik duygusundan. Sadece ondan değil, yolda gider, işte dilenci görür. Baba, dilenciye para vermedik. Öncesinde söylemişizdir birkaç defa. Biz atlasak, o atlamaz. Muhakkak vermek ister. Kendi kumbarasından bazen verir, bazen senden verebilir miyiz der. Ahmet Esat hem pilot olacak, beni uçuracak, hem inşaat mühendisi olacak, çok evler yapacak, annesini en güzel yerlerde yaşatacak. Hem de göz doktoru olacak, annesi gözlük kullanırdı, annesinin gözlerini tedavi edecek. Çok hayaller vardı. Askeri polisi sever, bayrağı sever, bayrağı görünce selam durur. Bir filmde bir savaş sahnesi olsun, koşar gelir, baba bizim askerimiz mi, bizim askerimiz, yardıma gidelim. Zeki bir çocuk olduğunu düşünürdük Ahmet Esat'ın. Kendi yaşıtlarına göre ve kendi akranlarına göre zeki olduğunu düşünürdük annesiyle. Öyle zamanlarda öyle sözler söyler ki, bir annesiyle göz göze geliriz, şaşırıp kalırız. Hatta bazılarını not almıştı annesi, birkaç tanesini okuyayım. Mesut yaramazlık yaptı, tabletin şarj aletini kopardı. Ahmet Esat, ne kadar yaramaz biri değil mi? Siz bu çocuğu böyle olacağını bilmiyor muydunuz? Ben ikiz olsaydım. 15 Nisan 2017. Yatağın içine yattı. Oh çok güzelmiş, serin serin. Anne bilirsin ben her şeyin serinini severim. Serin yüzler, serin eller, serin yataklar. Haziran 2017. Çocuğumuza çok iyi bakmışsın. Teşekkürler. Baba şey... Bir şey söyleyeceğim. Mesut. Mesut'la Ahmet Esat arasında çok fark yok. 15 ay kadar fark var. Aynı işte aile sevgisi, memleket sevgisi, peygamber sevgisi. Bunları Mesut'a da aşılamaya çalıştık. Ama Ahmet Esat kadar muvaffak olamadık. Mesut tam yaşını yaşayan, yaramaz, mızmız, İstediği olmayınca sonuna kadar direnen, annesi onu Muzurat Mesut, Muzurat Mesut diye çağırdı sürekli. Birazcık pembe yalanları olan öyle bir çocuktu Mesut. Ne olacaksın diye küçüklükten itibaren çocuklara sorduğumuz şeyler vardı. O da pilot derdi. Annesini alacak, gezdirecek. Mesut abisi gibi değil. Mesut için varsa yoksa kedi, köpek, muhabbet kuşu. Bir gün artık dedi ki, ben de istiyorum, herkesin kedisi köpeği var, bana da alacaksınız. Israr etmeye başladı. Annesi de istemez pek. Annesi dedi ki, oğlum ben duramam evde. Yani kedi ya da köpek alırsak ben giderim. Git dedi, yeter ki kedim köpeğim olsun. Sonra tabii biz çocuklarla ilgili hayatımız kısıtlı, gaybet hayatı yaşıyoruz. Hayatımız kısıtlı, giriş çıkışlarımız belli yerlere problemli. Hafta sonları işte bir belediyenin sinema tiyatro günleri var. Haftada bir gün, bazen iki haftada bir gün oraya gidiyoruz. Onun dışında çocuklar bizimle birlikte aynı sıkıntıyı yaşıyor. Yani dışarı çıkıp eğlenmek, gezmek istiyor. Okula gitmek istiyor, vakit geçirmek istiyor. Köpek almaya karar verdim. Mesut çok istiyor çünkü. Abisi gibi de vakit geçiremiyor televizyonda. Bir gün tamam dedik, sana köpek alacağız. Gittik bir köpek aldık. Adını da Zeytin koyduk. Site yöneticisi ve
komşular istemese de bir köşede yer yapıp Mesut'la köpeği beslemeye başladık. 5 ay boyunca sabah akşam Mesut'la gezdirdik Zeytin. Şubat 2018'de evden ayrılmak durumunda kaldık. Evimizde bir sıkıntı çıktı. Evden ayrıldık. Ondan sonra ayrılacağımız vakte kadar, Temmuz 2018'e kadar 5 farklı yerde kaldık. Tabii Mesut'un köpeğini götüremiyoruz. Zeytin'i götürüp barınağa bıraktık. O güne kadar Mesut her gün birkaç günde bir köpeğini ister. Köpeğimi istiyorum, köpeğimi istiyorum. Biz bu yolculuğa çıkarken çocuklara bunu nasıl anlatacağız? Çıkaracak mıyız, çocuklar kalacak mı? Çıkmaya karar verince Survivor'a çıkacağız diye çocukları motive etmeye başladık. Son birkaç hafta da Survivor izliyorduk. Mesut'a demiştim, Survivor'ı geçince, başarıya ulaşınca, diğer yarışmacılar da var. Eğer biz geçersek, başarırsak sana yeni bir zeytin alacağım. Son gün dahi Mesut zeytin diyordu. Onun aşkıydı zeytin. Mesut koş! Yakala tavuğu! Baba! Baba! Bekir arasında avantajlar vardı, dezavantajlar vardı. 19 Nisan 2017'de dünyaya geldi. Tabii abileri sürekli tedaviye giderdi, abilerin zamanında annesi. Bekir Aras zamanında neredeyse hiç gitmedi. Çünkü aranıp aranmadığımızı bilmiyoruz. Aranma ihtimalimiz var. Arkadaşlardan içeri girenler var, haber yolluyorlar. Sizin isminiz dosyalarda geçiyor diye. Bu korkuyla tedaviye gitmemiştik. Doğum günü hastaneye gittik. O zaman artık ben arandığımı biliyorum. Hatice benim gelmemi istemiyor, sen gelme, sen git diyor ama kimsemiz yok. Benden başka kimse yok yanında. Mecburen ben de girdim. Doğum oldu. Doğum olduktan sonra hemen çıkmaya çalıştık biz. İşte çocuğun tedavileri vardı. Doktor Hatice'nin bir gün daha kalmasını istedi. Biz mesuliyeti kabul ettik. İmza attık, hemen çıktık. Koşturacağız. Koştura koştura. Hastaneden çıktık. Sonrasında Bekir Aras anne sütü gelmedi. Kardeş abilerinin emdiği gibi annesinden süt alamadı. Mamaları da çıkartmaya başladı. Alerjisi varmış çocuğun. Bekir Aras'tan annesinden süt gelmiyor. O korku, stres. Mamalar da alerji yaptı. Bekir Aras bir türlü gelişmiyor. İşte doktora da götüremiyoruz ama gelişmediğini görüyoruz. Akranlarıyla kıyas ediyoruz. Hastalandı. Test yapmaya götürmemiz lazım. Arandığımı biliyorum artık. Annesi işte sen gidersin test yaptırırız, bir sıkıntı olur. Bu ihtimallerden dolayı gitmedik. Test yaptırmadık. Ne yapalım, Bekir arasında küçük kalsın dedi annesi. Normalde o hırslı kadının yapacağı bir şey değil. Sonra Bekir Aras bir gün hastalandı. Yaklaşık 10 gün kadar çok ciddi hasta. Bir arkadaşım vardı. Rica ettim gelip baksan diye eve. O da başka bir arkadaşını almış, eve geldiler. Bekir Aras'a baktılar. O an söylemediler bana. Çıkışta demişler çocuk ölebilir. O kadar ciddi hastalanmıştı. Sonra bu hastalığı atlattı. Ek gıdaya geçti. Ek gıdaya geçtikten sonra yavaş yavaş toparladı. Ama biz Bekir Aras'tan çok korkuyorduk, yani kaybedebiliriz diye. Bekir Aras'ın avantajı neydi? Bekir Aras doğduğu günden itibaren anne babası ta ki hayatını kaybedinceye kadar her gün yanındaydı. Birlikte vakit geçirdi. Anne babaya doydu. Biz de bebeğe doyduk. Oğlum, kuzum. Böyle peçeteyle azıcık şey yap. 2017 yılında Bekir Aras doğmuştu. Birkaç aylık eve misafirler geldi. Hatice rahatsızlanmış. Tabii o zaman bir araya gelişler öyle kolay değil. Yani birkaç ayda bir araya geliyorsunuz. Görüştüğünüz muhataplar zor, bir araya gelip zor da alıyorsunuz. Belki de sıkıntı olsa, herhangi bir sıkıntı, işte polis alacak, problem olacak. Hatice o gün taş düşürüyormuş. Ciddi ağrılar var. Hatta kanama olmuş. Söylemiyor. Bana söylerse hastaneye götüreceğim. Misafirlere söylerse misafirler kalkıp gidecek. O gün Hatice'yi işte artık dayanamadı. Ve ağrı taşa düşürenler bilir. Yani 3 doğum olmuştu. Doğum sancısı bir şey değilmiş bu taşın yanında diyordu. Ondan sonra Hatice 4 defa taş böbrekten ameliyat olmuştu. Tabii bu ameliyatlar kendi üzerine değil. Sağ olsun bazı iyi insanlar devreye girdiler. Başkasının üzerine ameliyatlar oldu. Çıkana kadar o son bir yılın içinde 4 defa böbreklerden ameliyat oldu, taş düşürdü. Bir gün şehitlikten konuşuyorduk.
Ben galiba orada şehitliğe talip olunmalı gibi bir şeyler söyledim ki susturdu beni. Öyle söyleme dedi. Öyle söyleme, bak Allah yolunda koşturuyoruz. Şehit sevabı isteyelim. Allah bize şehit sevabı versin. Susturmuştu o gün. Eşim memleketteydi. Bayrama gitmiştik, bayram izinde. Önce Hatay'a gittik, Kırıkhan'a. Dönüşte eşimi karavana bıraktım. Birkaç gün kalıp memlekete geldim. Ben başlamıştım işe. O gün de akşam eve geldik. Geldim. Çay içiyorum. Sonra televizyon açtım. Haberlere baktık. Darbe. Darbe yapılıyor diyor. Şaşırdık tabii. Herkes gibi. Telefon gelmeye başladı. Arkadaşlardan, akrabalardan. İşte kimisi diyor ki böyle şey mi olur? Bu nasıl iş? Darbe ne demek bu çağda? Kimisi devletin yapısıyla bu kadar oynayınca olacağı buydu. Herkesin bir görüşü var, dile getiriyor. Burada birkaç kişi, ben de onların içindeydim. Dedik ya darbe yapılan insan çıkıp televizyonda konuşur mu böyle? Bir gariplik var burada, acele etmeyin. Derken zaten ilerleyen saatlerde meselenin rengi anlaşıldı. Tabii şoktayız en başta. Çok kısa bir sürede kendi çalıştığımız kurumlar kapatıldı. Oradaki arkadaşlardan içeri alınanlar oldu. Alınan arkadaşlar haber yollamaya başladı. İşte bazı şeyleri imzalamak zorunda kaldı demek ki. İmzalamak durumunda kaldım. Dosyada ismi geçiyor, dikkat etsin diye. Derken bir ay biraz geçkin sürede hemen evi taşıdık. Evi taşıdık. Gittiğimiz yerde telefon kullanmadık. Arabamız yok. Ev kendi üzerimize değil. Çünkü yani sürekli bir alınmalar var. Alınanın durumu belli değil. Fiziksel, psikolojik yüklenmeler, işkenceler oluyor. İsmimizin geçtiğini öğrendik. Ondan sonra hemen evden ayrıldık. Birkaç ay sonra gittiğimiz yerde sıkıntı çıktı. Başka bir eve geçtik. Birkaç ay sonra başka bir eve geçtik. Bu evlerin hepsinde telefonsuz ve üzerimize değil evler. Beraber çalıştığımız arkadaşlardan aylarca kayıp olan arkadaşlar vardı. Twitter'da görmüştüm. Ben bilmiyorum normalde. Aylarca ortadan kaybolmuş. İşte 80 günü aşkın kaybolmuş. Sonradan bir yerden emniyette diyorlar. Saklanma. Bir eve hapsoluyorsunuz. Yani girişler, çıkışlar çok belli seviyede. Benimle ilgili kesin adli artık bir kayıt olduğunu biliyoruz. Eşimle ilgili öyle bir şey bilmiyoruz. Ama bir arkadaşı içeri girmişti. O çıkınca söyledi, senin de dosyada ismin geçiyor. Adli bir yakalama kararı olup olmadığını bilmiyoruz ama hakkında dosyalarda isminin geçtiğini biliyoruz. Biz yakalanabiliriz, ikimiz de yakalanabiliriz, ikimiz de girebiliriz. Tabiri caizse bir daha hatırlattık bunu birbirimize. Ama girdiğimiz zaman da hiç kimsenin hakkına girmeyeceğiz. İçeri girme var, gözaltı olma var, hapse girme var. Hiç kimsenin hakkına girmeyeceğiz. Gelip de önümüze bir şey koyup imzalı derlerse gücümüzün yettiğince dayanacağız. Bunu birbirimize ara ara hatırlatırdık. Burada çocukları bırakmak, evet en çok korktuğu insanın bu. Çocuğu olmasa, geride kalan bir ailesi olmasa bu kadar korkmuyor. Ama diğerinde başka birinin canını yakıp onun çoluksuz, çocuksuz, babasız, annesiz bırakma ihtimali var. Artık evde kalmıyoruz. Belli bir zaman sonra işten de çıktık. İş yok. Çocukların okul vakti geldi, okula gidemiyorlar. Zaten hep stresli bir hayat. Her anınız stresli. Bir yere giremiyorsunuz, gelemiyorsunuz. Hastane işi oluyor özellikle çocukların. Hastaneye götüremiyorsunuz. Ya da illa hastaneye götürecekseniz başka birini çağırıyorsunuz, rica ediyorsunuz. Yani tüm sosyal haklardan, temel haklardan kendinizi geri tutmak zorundasınız. Çünkü bunların herhangi birinde okul ya da hastane ya da iş bunların birine gittiğiniz zaman orada tabiri caizse sizi enseleme durumları var. Ondan sonra geride kalan bir aile, çocuklar, eş. Artık bunun devam edilebilirliği kalmadı. Eşimle konuştuk, ne yapalım dedik ve çıkmaya karar verdik. Konuştuk, yani başımıza gelebilecek olayları biliyorduk. Yani yol çıktığımız andan itibaren evden çıkıp işte yolda yakalanma durumu, işte nehire girme, geçememe, geçtikten sonra orada Yunan'da hapis hayatı var.
Sonra Yunan'da mı kalacağız, nereye gideceğiz? Yani bizim bir hedefimiz var evden çıkarken ama bir yönüyle meçhule gidiyorsunuz. Nereye gittiğiniz belli değil. Yani bilmediğiniz diyarlara gidiyorsunuz, yelken açıyorsunuz. Sadece birileri gitmiş, biz de gideriz diye ümit ediyorsunuz. Çünkü bu hayatın devam edilebilirliği yok diyorsunuz. Türkiye'yi şahsım olarak terk etmeyi düşünmedim. Hatta Türkiye'yi terk etmek değil, İstanbul'a da çıkmayı değil, Kırıkhan'da kalmayı düşünürdüm. Okulu bitirdikten sonra orada gidip matematik öğretmenliği yapmayı tercih eden böyle bir tarzım vardır. Ailenin yanında, akrabaların yanında. Ama bizim inandığımız bir ideal var. Yaşatmak için yaşama. Onunla ilgili İstanbul ya da dünyanın herhangi bir yerine bir gün ihtiyaç olursa bir şey yapabileceğimi düşünürsem çıkardım. Ama böyle çıkacağımı düşünmemiştim. Yani 3 çocuğumuz var, eşim. Çok çetin bir yolculuğun beklediğini biliyoruz. Yani o zaman dilimi, hangi yoldan çıkacağız diye düşündüğümüz zaman dilimi, hayatın en stresli zaman dilimi diyebilirim. Yani kendini sıksanız sadece öyle olmuyor. Ama çoluk çocukla çıkacak olursanız, onları düşündüğünüz zaman, yani günlerce, haftalarca yol aradık. Artık insan kafayı yiyecek gibi oluyor. Bir yerde eşim şunu dedi, tamam, kimse bizim kadar yol aramadı. Bunlardan birine karar verelim. Tek başıma çıkmayı düşündüm. Onu da değerlendirmiştik. Eşimin de garantisi yok. Onun da alınma ihtimali var. Ben dışarı çıkıp sonra eşim alınırsa o zaman daha büyük bir sıkıntılı bir durum oluşuyor. Çok aldık verdik. Çocukları bıraksak mı acaba dedik. Ahmet Esat'la Mesut'u. Onlar burada kalsa biraz şartlar düzeldikten sonra Ahmet Esat'la Mesut'u alırız. Biz gidip bir yerde hayat kurarız. Yapsak mı diye aldık verdik. En son geldiğimiz yerde birlikte gidelim. Birlikte hareket edelim. Ayrılmayalım. Kötü ihtimali üzerine konuştuk. Özellikle artık iş çıkma noktasına gelince, iş ciddiye binince çok alıp verdik. İlk zamanda Melik'ten geçerken şehit olan Abdurrezzak ailesi ve Maden ailesi. O zaman da çok üzülmüştük, çok ağlamıştık. Onlar geldi aklımıza. Ama daha çok şunu düşünüyorsunuz, yani onlar geliyor ama yani geçeceğiz inşallah. Artık buna karar verdik. Geçen binlerce insan var. Geçemeyen insan sayısı daha az. İş böyle artık yakalanmama üzerine konuşmaya başlıyorsunuz. Çıkmaya karar verdik. Çıkacağımız kişiyi aradık. O gün geldi, 18 Temmuz günü. Hava durumuna baktım. Hava durumu Trakya'da, Edirne'de yağmur görünüyor yüksek oranda. Kaçakçıyı aradım. Dedim burada yağmur görünüyor. Benim bir çocuğum var. Eşim yüzmeyi bilmiyor. Yani Allah korusun bir şey olabilir. Biz haftaya geçelim. Sular çekilsin, sular yükselmiş olabilir. Hiçbir şey yok, emin olabilirsin. Daha dün birileri geçti. Merak etme, tüm hazırlıklar tamam. Siz gelin dedi. Bir yerde kaçakçıya eliniz mahkum. Yani bazı yerlerde ona rağmen bir şey yapamıyorsunuz. Biz hazırlığımızı yaptık, buna göre yaptık. Yarın yollar tıkanabilir, gelin. Yola çıktık, gittik. Bizi aldılar bir yerden. Edirne'ye vardık. Edirne'de belli bir bekleme süresi oldu. Hava karardı. Başka iki kişi geldi bizi almaya. Galiba Pakistanlıydı. Çatpat Türkçeleri var. Bir hafta öncesinde sormuştum, siz can yeleği verecek misiniz? Biz alalım mı can yeleğini diye. Can yeleğine gerek yok. Zaten bot yere değiyor. Yani sular dizlerde dize geliyor. Onun için can yeleği ihtiyaç değil dedi. Biz de gittik can yeleği aldık eşimle. Can yeleğini Edirne'ye kadar da götürdük. Sonra diğer kaçakçılar bizi almaya gelince elimizde poşetler falan gördüler. Kalabalık etmeyin, yürüyüş yolumuz var. Biz size can yeleği vereceğiz, bırakın bunlar dediler. Biz de eşimle göz göze geldik. Bir poşette 3 tane, bir poşette 2 tane can yeleği var. Birini bıraktık. Normalde 2 tane olanı bırakacağımıza, eşimdeydi poşet. 3 olanı bırakmışız. Yola çıktık. Tabii artık çocukları bir yandan motive ediyoruz. Bir yürüyüş yolu var. Hızlı hızlı yürüyorsunuz. Artık yola çıktıktan sonra ipler sizin elinizde değil. Kaçakçıların elinde tamamen. Yani bazen bağırıyor, gereksiz yere korkutuyor. İşte bir ışık geliyor, asker geliyor. Çabuk koşun, hızlı yakalanacağız.
Bir yandan yürüyorsunuz, bir yandan çocukları işte az kaldı, son adım. Survivor'u biz kazanacağız. Çocukları motive ediyoruz. Bekir Aras benim kucağımda. Dört kaşık şurup içirdik Bekir Aras'a. Uyusun diye. Bekir Aras uyudu. Bekir Aras benim kucağımda. Benim sırtımda bir çanta var. Hatice'nin sırtında bir çanta var. Çocukların elinden tutuyoruz. Mesut'la Ahmet Esat yürüyor. Yaklaşık bir saatlik, bir daha da fazla olabilir bir yol. Koştura koştura yürüdük. Hatice yine o taşla ilgili rahatsızlıkları var. Hatice ile Mesut arkada kalıyor. Etekçi bağırıyor. Geç kalıyorsunuz, bizi yakalatacaksınız. Ben bir şey demiyorum. Bağırmıyorum çünkü ipler onun elinde. Hani ona mahkumsunuz o an artık. Hatice'ye diyorum, sen yani ancak bu kadar yapabilirsin. Yani bu durumda zorlama kendini. Önemli değil, biraz daha geç gideriz. Hatice'nin yanına yaklaşıp bunu diyor, tekrar geçiyorum, öne doğru geçiyorum. Maraton gibi, koştur koştur. Bir yerde Bekir Aras, yanlış olmasın 15-20 dakika falan var galiba Nehre. Tam ne kadar kaldığını bilmiyoruz da. Bekir Aras uyandı. Ağlamaya başladı Bekir Aras. Yine kaçakçılar bağırdı. Çocuğu uyutmanız lazım, olmaz. Sınıra yaklaşıyoruz, asker bizi duyar. Ben susturamadım Bekir Aras'ı. Mama hazırlamıştı önceden annesi. Mamayı almadı. Şeyi Bekir Aras'ı annesinin kucağına verdik. Annesi aldı. O arada bir kısa bir bekleme oldu. Bekir Aras'ı verirken bir durun dediler. Bir yerde bekliyoruz. Can yeleğini giydireyim dedim. Ahmet Sat'a can yeleğini giydirdim. Mesut'a giydireceğim. Baktık ki ikisi 2 kilo olan poşeti almışız. Mesut'un can yeleğini giydiremedim. Diğerini de Hatice'ye giydireceğim. Hatice o arada Bekir Aras'ı uyutuyor. Uyuttuktan sonra tekrar ben alacağım. Onun için bekliyorum Hatice'nin başında. Can yeleğini ben giymiyorum. Hatice giysin istiyorum. Derken bir anda hadi hızlı 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 çıkıyoruz. Çıktık yola koştura koştura. Can yere elimde kaldı. Ben giymedim yine. Bir yere fırsatını bulup Hatice'ye giydirmeyi düşünüyorum. Ne kadar yol kaldığını da bilmediğimiz için. Mesut artık yürüyemez oldu. Çamurlu yerlere geliyoruz, batıyor. Mesut'u da kucağıma aldım. Artık nefes nefese kaldığımız anlar. Sonra artık şeye geldik. Nehrin oraya geldik. Nehrin oraya geldik, bir araba ışığı göründü. Gerçekten asker mi? Yoksa bunlar bizi korkutmak için yaptılar. Asker geldi, koşun hemen dediler. Botu attılar nehrin içine. Hızlıca bindirdiler. Can yeleği elimde giydiremedim Hatice'ye. Bekir Aras'ı da alamadım. Bekir Aras onda kaldı. Çıktık. O bekleme anında ezan okundu. Ezan okundu. Hatice ezanı duyunca herhalde bu da son ezanımız olur dedi. Ben de öyle deme dedim. Allah büyük, yine geliriz. Ne bileyim dedi. Bilmiyorum dedi. Sonra koştura koştura işte ondan sonra yine hareketlendik. Tam nehre geldik. Hızlıca bota bindirdiler. Asker geliyor diyorlar. Işık. Nehrin ortasına kadar geldik. Ben Hatice'ye doğru şöyle hafiften eğilip Allah'ın izniyle artık bitti dedim. İnşallah dedi. Karşıya geçtik. Bot karşıya geçti. Karşıda vardığımız yer 2 metreden daha yüksek bir alan. Oradan çıkamayız diye. Tekrar botu nehrin ortasına doğru ittiler. O nehrin ortasına doğru iterken böyle bir suyun içine yatmış bir ağaç. Tamamen yatmamış, yani batmamış. Nehir şey geldi, bot geldi, onun üzerine doğru çıktı. Onun üzerine doğru çıktı, geçemiyor da geri de dönemiyor, takıldı. O takılınca botun diğer tarafı yattı. Su almaya başladı ama çok hızlı. Bir botun bir deliğinden su alma değil, çok hızlı su alıyor. O ağacı tut dedim Hatice'ye. Onu diyemeden bir anda bot takla attı, alabora oldu. Mesut'la Ahmet Sat'ı yakaladım. Batmamaya çalışıyoruz, mücadele ediyoruz, çırpınıyoruz.
Yaklaşık 150-200 metre kadar batmadan gittik. Kendimi kıyıya doğru atmaya çalışıyorum ama olmuyor, yapamıyorum. Ayakta kalabiliyoruz sadece. Bir yerde ağacın dalını tuttuk. Ağacın suya, nehire doğru yatmış bir ağaç ama ağacın ucundayız yani. Böyle sağlam bir dal değil. Sabitleyemiyor bizi. Yani gidip gidip geliyoruz yani. Bir türlü bırakmıyor. Ahmet Sat, çocuklara tutun dedim. Ahmet Sat tuttu dalı. Ben Mesut'u bırakmıyorum. Bir elimle dalı tutuyorum, bir elimle bırakmıyorum. Mesut sağ elimde. Mesut'u şöyle ileri doğru itip onu tutturup sonra Ahmet Sat'ı alacağım sol elimle. Mesut'u bıraktım, tuttu diye Ahmet Sat'ı alırken baktım ki Mesut düştü. Mesut düşünce bir an atlasam peşinden Ahmet Sat'ı alsam mı, ben sonra onu tutarım Ahmet Sat düşerse bulamam diye Ahmet Sat'ı da aldım, bir daha atladım peşinden. İleride Mesut'u yakaladım tekrar. Tabii normalde Mesut diri bir çocuk, 5 yaşlarında, 4,5 yaşında. Tutması lazım. Dedim bu suyu herhalde boğuldu. Ay ışığı, yani zifiri karanlık, hiçbir şey görmüyorsunuz. Ayın ışığı var sadece nehre vuran. Mesut acaba öldü mü diye Mesut'u kendime doğru çevirdim. Gözler ayrılmış Mesut'un. Çok ayrılmış. Yani öldü mü ölmedi mi emin değilim. Ölmemiş gibi geliyor ama ölmek üzere. Bir 40-50 metre daha gitti ama Mesut ölmemesi lazım. Ben bunları hep çıkartırım diye düşünüyorum. Yani Ahmet Esat'la Mesut'u çıkartırım. Bir yerde bir yolunu bulur çıkartırım. Benim aklım Hatice ile Bekir arasında. Onlar nerede? Göremiyorum. Mesut'u o panik daha da paniğimiz arttırdı Mesut'un öyle olmaz. Mesut batmasın. Böyle suya batarak gittiği için nefes alamıyor. Mesut'u tam kaldırdığım zaman ben battım. Bu defa çıkmaya çalışıyorum. Ben nefessiz kaldım. Ahmet Sat'ın sesini duyuyorum. O sürekli baba diye bağırıyor. Mesut'tan ses gelmiyor. Sonra çıkamıyorum artık. Nehir önüme doğru attım çocukları. Önüme doğru bıraktım. Çıkıp tekrar tutacağım çocukları. Bende de derman kalmamış. Yapıyorum. Bir türlü çıkamıyorum artık suyun içinden. Yorulduğunuzun bir anda farkına varıyorsunuz. Allah'ım, rüya mı dedim bu? Rüya olabilir mi diyorum. Allah'ım ben ölürsem hepsi ölür. Ne olur diyorum, güç kuvvet ver. Sonra ben kendime geldim. Kendimden geçmişim kaç saniye, 5 saniye mi, 15 bilmiyorum. Suyun yüzünde döşekte yatar gibi gidiyorum. Nehir beni aşağı doğru götürüyor. Ahmet Esat Mesut diye bağırdım. Sesleri yok. Birkaç defa bağırdım. Sağa sola baktım, sesleri yok. Sadece ışığı görüyorum. Ayın ışığını. Elime bir dal geldi. Birden dalı tuttum. Çocuklar gitmiş. Hatice gitmiş. Bir ses duydum. Hatice sen misin diye bağırdım. Benim dedi. Dedim sakın bırakma, geleceğim. Sakın bırakma dedim Hatice. Geleceğim, neredesin, ses ver. Hatice'nin sesi de gitti. Allah'ım nereye gideyim? Yani nereye yüzeyim? Kapkaranlık bir şey. Gözünün önünü göremiyorsun. Ne yapacağını bilemiyorsun. Gitti. Mahşeri yaşamak nedir? Bilmiyorum ama herhalde o mahşerdi. Gece karanlık, kimse yok. Yardım edecek hiç kimse yok. Kaçakçılar kendilerini hemen attılar. Hiç kimse gelmiyor peşinde. Allah mahşeri yaşattı. Elimden gitti hepsi. Sonra ben o dala tutundum, kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Yüzsem ne tarafa doğru yüzeceğim? Nereye gideceğim? Ses gelmiyor.
Sonra bekledim. Yarım saat ne yapacağım bilmiyorum. Telefon vardı yanımızda. Telefon açtım. Yurt içinden birilerini aradım. Bir anlam ifade ediyorum bilmiyorum ama. İşte bot battı. Çocuklar gitti. Ekiplere haber edin dedim. Sonra bekliyorum. Yaklaşık yarım saat sonra kaçakçının sesi geldi. Nereden çıktılar da çıkmışlarsa geldiler. İşte yönlendirdiler. Çıkardılar. Çıkmaya yardımcı oldular. O duygular anlatılmaz daha sonra. Yani artık ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. İntihar haram olmasa 100 defa ölümü seçersiniz. 100 defa. Sonra Yunanlar, polisler geldi, aldılar, götürdüler. Arama çalışmalar dediler ama tabii benim elimde gitti zaten Mesut. Az çok biliyorum yani işte. Kurtulacak falan diye teselli etmeye çalışıyorlar ama gözümün önünde gitti. Ben de bir adım kalmıştı. Ondan sonra Yunan tarafında kaldık. Hapis süreci oldu. Birkaç gün sonra çıktık. 20'sinde 2 gün sonra Hatice ile Bekir Aras bulundu. 27'sinde galiba Mesut bulundu. Ahmet Esat halen bulunmadı. Sonradan işte ayrılmadık oradan 2 ay kadar. Arkadaşlar da geldiler. Hem polis karakollarına hem oradaki balıkçılara, balıkçı kahvelerine, köy köy gidip işte her gün gittiniz mi, baktınız mı diye sorduk 2 ay boyunca. Ahmet Sat'ı arıyorlardı. Tabii kalkıyorsunuz sabah saat 4'te 5'te balıkçı kahvesiyle başlıyorsunuz. Balıkçı kahvesine gidiyorsunuz. Balıkçı kahvesindeki balıkçılarla başlıyorsunuz. Sonra köylere, sınır hattındaki köylerin hepsini tek tek geziyorsunuz. Balıkçıları görüyorsunuz, bekliyorsunuz. Acaba bir haber gelir mi? 2 ay boyunca orada kaldım, sınırda. Bir haber gelmesini bekledik. Ahmet Sat'la ilgili bir haber gelmedi. Halen gelmedi. Cenazeleri oldu. Yani yurt dışına çıkan herkesin aklında şu vardır. Yani çıkıyorum, annem, babam, yakınlarım. Yani bir kötü haber gelirse, bir ölüm haber gelirse gelememe ihtimalini düşünüyordur. Onları göz almıştık artık ama böyle bir şey akla hayale gelmiyor tabii. O zaman ailemle, büyüklerle konuşmuştum. Ben cenazeye katılsam, gitsem. Burada ne yapacağım artık ben zaten gibi bir kanaatim oldu. Israrla böyle bir şey biz razı değiliz dediler. Gelme. Acımızı katmerleştirirsin. Onların sözlerini dikkate aldım. Bunun yanında bir de şu. Gerçekten korktum. İçeri girmek dün gibi içeri girmek değil. Yani içeride nasıl bir ortam, psikolojik durumunuzu kestiremeyip kalkıp gerçekten birilerinin hakkına girince, kimsenin hakkına girmeyelim diye çıktığımız yolda birilerinin hakkına girip kaybetmeyelim diye tekrar dönmedim. Cenazelerine katılamadık.
Benim ailem, hem benim tarafım hem Hatice'nin tarafı, biz nasıl yandıysak onlar da öyle yandılar. Sonuna kadar. Zaten haberlere çıkmıştı. Kardeşim arama çalışmalarında alınmıştı, içeri alınmıştı. Bir kardeşim. Onlar da sonuna kadar bizle birlikte acıyı yaşayıp ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Her gün gidip balıkçılarla görüştüler. Çocukları arama çalışmalarında. Günlerce, aylarca devam etti bu. Yunan tarafından ben, Türk tarafından da onlar balıkçıları her gün aradılar, yanlarına gittiler. Bizim çocuklardan bir haber var mı diye. Ailemiz acıyı sonuna kadar bizimle birlikte yaşadı. Allah bana lütfetmiş. Hep güzel dostlarım oldu. Ve sonuna kadar her an yanımda oldular. Ayakta durma da böyle oldu. Yani ancak birileri gelip omuz vermeyle, hakikati anlatmayla, her an yanında olmayla. Yani zaten ailem yanımda değil, gelemezlerdi. Onlar Türkiye tarafında. Arkadaşlarım sırayla geldiler. Sırayla yani. Aylarca yalnız bırakmadılar. Gerçek dostluk. Temmuz'dan sonra hem arkadaşlarımızdan hem akrabalarımızdan işinden atılan, hapse atılan insanlar oldu. Gidip onları ziyaret edince yeter ki ölüm olmasın, her şey başa gelebilir gibi söylüyordum. Ve buna gerçekten inanıyordum. Yani Anadolu insanız birçoğumuz. İşimizden atılmış olabiliriz. Yeter ki ölüm olmasın. Gidersiniz tekrar bir yerlerde iş bulursunuz. Tarlada çalışırsınız, ekmeğinizi çıkartırsınız. Ölümü düşünmemiştim. Yani hep içeri alınma ihtimalimi düşündüm. İşsiz kalma, zaten işsiz kaldım. Ama ölümü düşünmemiştim. Oysa ki bu da hak ölümde. Başa gelince anladık. Tabii ölüm biraz uzak geliyor insana. Başa gelmeden tam anlamıyorsunuz. Ben annemin babamın ölüm meselesini düşününce dayanamazdım. Ama Allah öyle bir imtihan verdi ki hiçbir şeye benzemiyor. Ama imtihanı veren sabır veriyor. Sabrı veriyor ama dün gibi değil hiçbir şey. Artık yaşamanız gerektiği için yaşıyorsunuz. İşin bitti yerine biz bu yola çıkarken yani eşimle de bu yolun sarp olduğunu hep kabul ettik. Yolların dikenli olduğunu kabul ettik. Böyle bir imtihanı beklememiştik. Bu derece bir imtihanı beklememiştik. Takdir-i ilahi. Allah'ın bizim için yazdığı kadere razıyız. Ama buna sebep olanlar var. Bu sebep olanlardan hakkımızı alacağız. Mücadeleyi bırakmayacağız. Bu tarafta olmasa, diğer tarafta hakkımızı alacağız. Bu süreçte yakın arkadaşlarımızdan herkesin yaşadığı bir şey var. Bizzat tanık olduk. Anne baba içeri alınıp dışarıda kalan çocuklar oldu. Bizzat tanıdığımız arkadaşlar. Eşimle birlikte gidip bunları ziyaret ederdik. Elimizden geliyorsa yardımcı olurduk. O çocuklar dışarıda kalmış ama insanlar kimsenin hakkına girmiyor. Kimseye iftirada bulunmuyor. Yine 10 yıl, 12 yıl alan arkadaşlarımız var. Hücrede. Bugün olmuş halen hücrede. Ama inandığı bir şey, davasına rağmen bir şey yapmıyor. Bunları gördük, tanık olduk. Şu süreçte herkes bir şey yaşadı. Kimisi hapse girdi, kimisi işinden oldu, kimisi canından oldu, kimisi memleketinden oldu. Ama biz toplamda şunu biliyoruz ki, inanıyoruz ki, bu yolun yolcularının başına gelecek. Bundan önce de hep olmuş. Bunları okuduk, dinledik. Dün dinlediğimiz şeyleri bugün idrak vakti. Başımıza gelince bunlara sabır vakti. Bundan vaz mı geçeceğiz? Bunlardan vazgeçmeyeceğiz. Dün ne yaptıysak, en azından kendi aileme vefadan bile bunu yapabilirim. Dün ne yaptıysam en azından bugün bir fazlasını yapmak durumundayım. Yolumuz yanlış değildi. Bazılarını bana da atmışlardı arkadaşlar. Sonra atmasanız daha iyi olur dedi. Bir tanesi yazmış. Meriç temizlik yapıyor. Yani benim o yavrularımı Meriç temizliyormuş. Eşimi Meriç temizliyormuş. Kendini bilmez bazılar olabilir. Ben o tweet'i de sildim. Kim olduğuna da bakmıyorum.
İllerin böyle demesi benim ülkeme sırt çevirmemi gerektirmez. Ben o ülkede doğdum. O topraklarda doğdum. Nerede ölürüm bilmiyorum. Ama ahdim var. Mezarım çocuğumun yanı olacak. Birileri bunu dediyse kalkıp memlekete sırt çevirecek değilim. Kendini bilmezler, her zaman olmuştur. İnsan her şeye alışıyor. Yani kaldıramayacağınız bir şey. Terörist. Terörist. Yani biz... Altı yaşında bir çocuk var. Etrafa çöp atmayan, bayrağı görünce selam duran, milli takım maç olduğu zaman milli takımın kendisi adeta maçta olan, bir filmde asker savaşırken koşalım gidelim diyen, böyle bir insan, bir terörist böyle bir çocuk yetiştirebilir mi? Bize terörist diyenler, herkesin tanıdığı vardır. Yani yıllarını siyasete vermiş tanıdıklarımız var. Biraz istediği yere gelemeyince bu millet için yapılan her şey boşaymış diyor. Ya da herhangi bir şeyden dolayı karakola giden insanlar, bir anda bakıyorsunuz yılların milliyetçiliği bitiyor. Bize terörist diyen insan önce şunu yaşaması lazım yani. Yıllarını vermiş bir birikimi var. Birikimi elinden gidecek. Yine yıllarını vermiş bir makama gelmiş. Belli bir yere gelmiş. O elinden gitmiş. Ülkesinden kovulmuş. Özgürlüğü gitmiş. Canları gitmiş. Buna rağmen kalkıp her şeye rağmen ben bu ülkeyi seviyorum. Vatan, millet, bayrak deyip onu yüceltmeyi düşünüyorsa önce bu hale gelsinler. Ondan sonra onlarla terörist ya da milliyetçiliği konuşalım. Bir günde terörist olduysak bir günde ortadan kalkar. Biz bir günde terörist olduk. Ondan birkaç sene öncesine kadar bu milletin en çalışkanı bizdik birilerine göre. Biz birileri bir şey söylesin diye yapmadık ki. Öncelikle dün ne yaptıysam bugün en az o kadar yapmaya çalışıyorum. Kendimi bununla ilgili zorluyorum. Evet, bana ağır geliyor ama irade olarak buna gayret gösteriyorum. İnsanların yanında olmaya çalışıyoruz. İhtiyacı olanın ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Bu bir süreç. Ebediyen devam etmeyecek. Bu bir yerde bitecek. Bunun dışında Allah bizi buralara gönderdi. Bulunduğumuz ülkenin dilini öğrenip, hayata uyum sağlayıp, zaten hicretle ilgili bir ihtiyaç olsa çıkacaktık. Bugün cebri hicretle buraya geldik. Hayatımızı burada devam ettireceğiz. Bu dünyaya yeniden gelseydim Hatice ile evlenirdim. 3 çocuğum olmasını isterdim. Ahmet Esat, Mesut Bekir Aras. Bir defa değil 100 defa gelsem yeniden hizmete girerdim. En az bu kadar yapmaya çalışırdım, daha fazlasını. Yaptığımız şeylerden pişman değiliz. Başımıza gelen olaylar, evet, dünya adına ağır ama inançlı insanlarız. Bu kaderi bize takdir eden Allah, biz kaderimizi seviyoruz. Pişmanlığımız yok. Mahir Mete Kul, Meriç'ten geçerken vefat eden gencimiz, sol gruplara mensup bir çocuk. Kayboldu. Annesine başsağlığına gitmiştim. Annesiyle görüştük. O zaman biz 2 ay kadar Ahmet Esat'ı nehirde, sınır boyunda ararken işte nerelere gittik. Karakollar, balıkçılar, numaraları, hangi yollarla araması lazım, adli tıpla ilgili ilişkileri. Tabii bu konuda bir tecrübemiz olmuştu. Onlarla paylaştık. Sonra o yolla gitmeye çalıştılar. Birkaç gün sonra haber geldi bulunmuş diye. Cenazesine gittik. Cenazesinde birlikteydik. Acılarını paylaştık. Ara ara da görüşüyoruz. Dün itibariyle böyle şeyler bize uzaktı. Bir ortak acıda paylaşma da olsa bir araya geliş oluyor. Ve aynı ülkeyi paylaşıyoruz biz. Bu ülkenin, bu toprağın insanlarıyız, çocuklarıyız. Hem benim hem Hatice'nin arkadaşlarından çok mağdur tanıdığımız var. Biz yurt dışına çıkana kadar da elimizden geldiğince dışarıda kalmamızın bir vazifesi olarak gidip onları ziyaret edip, selam verip, hal hatır soruyorduk. Şu anda da bunu yapmaya çalışıyorum. Biz vazife olarak görmek lazım bugün bunu. En önemli şey bugün birbirimizin yanında olmak. Hani omuz vermek birbirimize. Çünkü zor dönemler, zor yıllar. Bu yıllar geçecek. Herkes bir şey yaşıyor.
Herkes bir imtihan yaşıyor. Herkes de inandığı kadar sahip çıkıyor. Burada beklenen canlı dişine takıp herkesin mağdura peşinden gitmesi, neyi var neyi yok onlara harcaması. Ama işte herkes aynı olmuyor. İnandığı kadar sahip çıkıp inandığı kadar bu davadan nasipleniyor. Bundan daha önemli bir iş var mı şu anda bilmiyorum. İçeride olan arkadaşlarımız var. Bay bayan içeride olanlar var. Çocukları dışarıda. Onlara belki bir arayıp hal hatır soran, bayramda gidip bir görüp cep harçlığı veren çocuklara kimse yok. Bize düşen bugün onların yanında olmak candan, yürekten. İnanan inandığına göre yanında oluyor. İnandığı kadar.